Amirim, her tarafa baktık. Her taraf sıkı sıkı kapalı. Kaçmış mı? Baktınız mı her yere? Evet, perdeler falan kapalı. Ne oluyor burada? Git dışarı. Ya ne yaptın? Ne yaptın Pelin'e söyle? Ne yaptın? Sinan Bey. Sinan Bey lütfen. Sakin olun. O yaptı. İnanın bana o yaptı. Ben bir şey yapmadım. Pelin Seyhan'ı kaçırmaktan birinci derece şüpheli olarak gözaltındasın. Memur Bey, benim hiçbir şeyle bir alakam yok. Memur Bey, Sinan. Alın bunu. Ben bir Alın şey bunu. Yapmadım. Hadi. Sinan. Ya bakın. Bakın ben bir şey yapmadım. Benim olayla bir alakam yok. Tamam bırak. Gel de yiyecek bir şeyler alalım. Daha buralardayız gibi. O da aç. Ağzına bir lokma bir şey sokmadı. E tamam hadi kapat kapısını gel de gidelim. Ya tam kapatmayayım. Zaten korkuyor. Eli kolu da bağlı zaten. Bir şey olmaz. Nefes ya iyi, alsın. Tamam gel hadi gel gel. Kimsenin size iftira attığı falan yok. Pelin Hanım'a dün gece saldıran, onu tehdit eden sizsiniz. Ve her ne olduysa Pelin Hanım ortadan kayboluyor. Ya saldırmadım. O öyle sinirle söylenmiş bir şey. Söylenmiş değil Ceyda Hanım. Yapılmış. Hatta aileme dökülmüş bir durum var orada. Mekan basıp saldırıyorsunuz. Sonra karakolluk oluyorsunuz. Sonra kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ya ben bir şey yapmadım. Aha. Farkında mısın? Geldiğinden beri sadece ben bir şey yapmadım diyorsun. Ama dün gece nerede olduğunda alakalı en ufak bir kanıtın yok. Dedim ya size, arkadaşımı havaalanına bıraktım. Daha sonra da eve döndüm. Bak Ceyda Hanım. Pelin Hanım'ı defalarca tehdit etmişsin. Onlarca tanığın önünde üzerine saldırmışsın. Gece o saatte arkadaşınla beraberdim diyorsun ama arkadaşın şimdi yurt dışında. Tuhaf değil mi? Eğer bir tanık gösteremezsen işin çok zor. Abicim bu kızla ne zaman işimiz bitecek bizim? Oğlum kaç defa diyeceğim Yasin. Patron tamam haberini verinceye kadar işimiz var kızla işte. İyi tamam ben de bir şeyler hazırlayayım o zaman. Ha bir zahmet hazırla.
Kaçmış lan, kaçmış. Nasıl kaçmış? Kapıyı açık bırakırsan kaçar tabii. Niye? Açık bırakmasaydın da ölse miydi? En azından hayatta olduğunu biliyoruz. Nereye gitti bu ya? Sen de iyi bağlasaydın. Kapıyı açan ben miyim lan? Her zaman topuklu ayakkabı giyen ben, 40 yılın başında doğru dürüst ayakkabı giymişim. Aferin bana. Artık hep böyle ayakkabı giyeceğim. Yani en azından bazen. Hadi kör talim. Hadi ne olursun bir kere yanılt beni. Bir kere yanılt beni. Bir tane araba geçsin ne olur. Ya bir kere de yanılt beni ama. O kadın ne yapıyor öyle? Yazık, başı belada herhalde. Belli ki bir şeyden kaçıyor. Durup alalım mı? Ay, durma, durma sakın. Bas git, bas git. Niye be, ne oldu? Dur, dur, dur. Beni de al, ne olur. Dur. Of. Ay, nedir bendeki bu şans ya? Kim bilir peşinde kimler var? Bizi de mi öldürsünler? İnanmıyorum sana ya. Ben doğru olanı yapıyorum. Sen buraların zaptiyesi misin? Polis arıyorum, onlar kurtarsın. Duramadım evde. Fileye de gittim de çocuklar bayağı kötü. Ceyda'ymış yine, öyle mi? Evet. Ya neredeyse bir saattir içerideler. Hala sorgudalar. Ya nasıl yerini öğrenemezler, inanamıyorum ya. Abi tamam, sakin ol. Ne oldu? O mu kaçırmış kızı mı? Maalesef kabul etmiyor. Komiserim odur, inanın bana. Ya ne yalan söyleyeyim, aynı şeyleri düşünüyorum ben de. Hiçbir şekilde de yardımcı olmuyor. Avukatı gelmeden de tek kelime etmeyecekmiş. Yani şu anda yapabilecek bir şey yok. Kızıma bir şey yapmış olmasın? Zannetmiyorum Rıza abi, sakin ol. Komiserim, az önce 155'e gelmiş. Eşkal uyuyor. Gel bakayım. Pelin mi? O gibi görünüyor. Sarıtepe mevkiinde yol kenarında görmüşler. Yol kenarında mı? Yani? Korkmayın, korkmayın. Hayattaymış. Tek başınaymış yol kenarında. Müsaade ederseniz çıkmamız gerekecek bize. O bölge yakın tüm birimlere haber verin. Civardaki her yere didik didik baksınlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiser. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.